Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de Allah adına yemin ederek iyilik etmeye, günahlardan uzak durmaya ve insanların arasını düzeltmeye onun adını engel yapmayın. Allah hakkıyla işitir ve bilir. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutmaz. Ama bilerek yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutar. Böyle bir yemini bozarsanız, onun kefareti çoluk çocuğunuza yedirdiğiniz orta halli yemek çeşidinden on fakir doyurmak yahut on fakiri giydirmek veya bir köleyi hürriyetine kavuşturmaktır. Bunlara gücü yetmeyen kimse, üç gün oruç tutsun. İşte yemin ettiğinizde, yemin bozmanın kefareti budur. Yeminlerinize sahip çıkın. Allah işte size ayetlerini böyle açıklıyor. Ta ki şükredesiniz. Bir de sözleşme yaptığınızda, Allah'ın huzurunda verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kefil ederek bağlandığınız yeminleri tekit ettikten sonra bozmayın. Hiç şüphe yok ki Allah yaptığınız her şeyi bilir. Bir topluluk diğer bir topluluktan sayıca, nüfusca veya malca daha çok olduğu için yeminlerinizi aranızda bir aldatma ve işi bozma sebebi kılıp da ipliğini sağlamca büküp eğirdikten sonra çözen, Böylece bütün emeğini boşa çıkaran ahmak kadının durumuna düşmeyin. Gerçekten Allah sizi bununla sözünüzü yerine getirmekle veya nüfuz ve servet çokluğu ile imtihan eder. Kıyamet günü de hakkında ihtilafa düşmüş olduğunuz şeyleri size açıklayacaktır. Yeminlerinizi aranızda bir aldatma ve fesat aleti yapmayın ki sonra ayağını sapa sağlam bastıktan sonra kayabilir. İnsanları Allah yolundan alıkoymanız sebebiyle kötülüğün cezasını tadarsınız. Ahirette de size pek büyük bir azab olur. Sana biat edenler gerçekte Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli hepsinin ellerinin üstündedir. Kim sözünden dönerse kendi aleyhine olarak döneklik eder. Ama kim Allah'a verdiği sözünde durursa Allah ona pek büyük mükafat verir.